Ürün cinsi kaç tane? Başka var mı? Acıkla bir tane olsun. Hangisi? Kırık var mı? Oh! Gitti. Geçmiş olsun. Sigortası var mı? Ne sigortası? Kendim sigortası. Yani camına sigortası. Senin daha kurum var. Yine de dikkat edin başkanım, bazıları çok çürük, altında çok gezmeyin. Siz de gezmeyin, çok tehlikeli çünkü. Ben şey ya, daha düşen var, değneğiyle düşürüyorum. Aha. Şey olanları, içine girip çalışmadım, onu unuttum. Bakabilirsiniz. Karar olması kötü. Hepsi bir sırada olsa... E işte, değiştirik hep. Hepsi... Biz bakalım, eğer siz İçinde ip bağlardım. Yağmur geldi, taş değer gibi hızlı şey olunca kaçtık eve. Camlar kırıldı, sonra baktık da. Hani ne olduğunu anlayamadık biz de. Kararımız ben ne bileceğim, çok. Şimdi salatalık başlayalım. Zaten para yapmıyor. Üstünü değiştirelim desek şimdi imkanı yok. Bir zarar daha geldi. Tarsim sigortası yapısın diyoruz. Salatalık 40 kuruş. Bunu yapma şansımız yok. Zaten yapamıyor, para yapmıyor. Üretiyoruz, 40 liraya satıyoruz, 5 liraya da yeniyor. Bunun zaten önleme alınmadı. Burada hep zarar eden çiftçilerimiz, Allah yardımcımız olsun, çiftçilerimize geçmiş olsun. Bu çiftçilerimize bir yardım mı deriz, katkı mı deriz, doğrudan gelir desteğinin zaten biz istemiyoruz, zaten hiç bize bir faydası yok. Bu çiftçilerimize, bu üreticilerimize, Türkiye'yi doyuran üreticilerimize, çiftçilerimize, 12 ay çalışan çiftçilerimize bir destek bekliyoruz. Aldığımız bilgiler doğrultusunda İlçe Tarım Müdürümüzden 260 civarında üreticimizin cam sera ve plastik serasının zarar gördüğünü öğrendik. Tabii ki bize düşen Ziraat Odamız burada, İlçe Tarım Müdürümüz burada tespitleri yapıp yukarıya iletmek, yukarıdan çiftçilerimize destek olması için gerekli çalışmaları da bizler yapacağız. Rabbim daha büyüğünü göstermesin. En büyük sevincimiz bir can kaybı olmaması, çünkü yağın dolların çok daha büyük olduğu ve düzensiz çeperi olduğu, Allah korusun bir insan üstüne düşse çok büyük sıkıntılar çıkarabileceğini gördük. En büyük sevincimiz bu. Can kaybımız yok. Diğerlerinde çiftçilerimizle beraber el ele verip telafi etmek için gerekli tüm çaba ve gayreti göstereceğiz. Rabbim daha büyük afetleri göstermesin. Daha büyüklerini göstermesin. Tabii Sayın Ziraat Odası Başkanımız çok güzel bir noktaya değindi. Tarsim sigortası şart. Fakat çiftçimiz de haklı. Şu andaki ürünlerin piyasası çok düşük ama inanıyorum bu aydan itibaren fiyatlar da hızlı bir yükseliş olacak. Çünkü havalar soğudu. Bu sene gerçekten mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcaklık seyri yaşıyoruz. Bu da açıktaki mahsulün bitmesini biraz daha geç tarihe attı. Bizim Turfanda sebzecilerimiz ilk etapta çıkanlar çok fazla bir para etmedi. Yani şu anda çiftçi para kazanamıyor. Zarar ediyor ama eminim bundan sonra havaların soğumasıyla bu fiyat hızlı bir yükseliş trendine geçecek. Sigortanın önemini bir kez daha burada görmüş olduk. Ben tüm çiftçilerimize çok geçmiş olsun diyorum. Can kaybı olmaması sevincimiz. Hep birlikte vatandaş, millet bu yaraları saracağımıza eminim. Tabii. Arabaya sigorta yapmadan trafiğe çıkıyor musun? Ya işte onu mecburiyetten yapıyorsun. İşte ama mecbur olmadan bunun önlemini alalım. Yarısına devlet ödüyor. Ne diyor müdür hanım? Daha da bak, biz 500 lira içinde, 3 lira kadar yine...